Evet, merhabalar. Bugün çok iyi bir yetiniz var. Bir kere iyi yetiniz yoksa yoksunuz demektir. Yapmak istediğiniz hiçbir şey gerçekleştiremezsiniz. İyi bir yetiniz var. Müthiş. Müthiş bir yetiniz var. Biz bunu şimdi evde mangal yakamıyorsunuz. Değil mi? O zaman nasıl pişireceğiz? Bir demir döküm tavada çok iyi yapabilirsiniz. Bugün sizi bunu paylaşmak istiyorum ve de paylaşacağız. Evet, şimdi hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Evet. Tabii böyle muhteşem bir ete ihtiyacımız var. Her şeyden önce. Muhteşem bir etten sonra yapacağınız şey deniz tuzu ile tuzlama. Sonra mutlaka bir değirmen karabiber. Evet. Sonra hemen birazcık ne koyuyoruz? Zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağından sonra bu sesi duyuyorsunuz. Bu ses önemli. Çünkü deniz zeytin tavanızın çok iyi kızmış olması gerekiyor. Böyle. Çok hafif bir zeytinyağı koymuştuk buraya kadar. Şimdi ilavelerimiz, tereyağımız, biberiyelerimiz ve de tabii iki tane ortadan seçilmiş sarımsağımız. Bununla da aromalandırıyoruz yani, aromalandırıyoruz. Başka bir şey. Evet. Tabii ki eti mümkün olduğu kadar az pişiriyoruz. Ne kadar çok pişirirsek bu değerli ve güzel et tüm değerlerini kaybediyor. En az lütfen orta pişmiş yemelisiniz. İnanılmaz bir et yiyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Mangalım yok diye sakın üzülmeyin. Şimdi hep beraber görelim bakalım. Nasıl bir durum alıyor? Evet. Şöyle bir alalım. Şuraya alalım. Şuraya alalım. Ve de etimizi keselim. Ateşten aldıktan sonra etin mutlaka ve mutlaka etin kendine gelmesi, kendini bırakması için, yani üzerine ruhuna dönüşmesi için en az 4 dakika gibi dinlendirmelisiniz. Bıçak kırmadan önce. Şimdi artık biz bunu kesebiliriz.
dinlenmesi de demek ki çok önemli. Nasıl bir şey oldu? Hep beraber bakalım. Nasıl mı oldu görelim. Tek tek görüyoruz. Tek tek görüyoruz. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bak, müthiş bir şey. Yani son durum budur. Biraz daha aroma. Şimdi ne kadar lezzetli ve ne kadar yumuşak olduğunu hep beraber bana baktığınızda göreceksiniz. Ama bunun için mutlaka iyet almak zorundasınız. Yani günaydın kasaba gitmek zorundasınız demek istiyorum. Bakınız. Şimdi bakınız. Bakın. Isırdım, çektim, koparmaya... Hayır, bakın. Nasıl? Ne kadar sulu? Anlatmaya gerek yok. Yine gördüğünüz gibi. Harika bir et oldu. Hadi bakalım, kolay gelsin. Şimdi top sizde. Bir günaydın kasaba gidiyorsunuz. Bu etlerden alıyorsunuz. Ve de pişiriyorsunuz. Son derece kolay. Evet, bence bu ders tamam. Buradan düşman çıkıyor. İnanılmaz. Tüm mutluluk hormonlarınız harekete geçecek. Gel. Budur. Tamam abi. Evet. Gel.